Merhaba sevgili öğrencilerim, 3. sınıf fen bilimleri duyu organlarımızın sağlığı konusuyla karşınızdayım. Kulaktan başlıyoruz sevgili öğrencilerim, kulağımızın sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Evet, maddeler halinde şimdi bunları sizlerle paylaşıyorum. Kulak sağlığımızı korumak için yüksek sesli müzik dinlememeliyiz. Gürültülü ortamlarda kalmamalıyız, yoksa zamanla işitme kaybı yaşayabiliriz. Kulaklarımızın temizliğine özen göstermeliyiz. Kulaklarımızı aşırı soğuktan korumalıyız. Kulaklarımızı sert cisimlerle karıştırmamalıyız. Ve son olarak kulaklarımızla ilgili bir sorun yaşadığımızda doktora gitmeliyiz. Burnumuzun sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Evet, burnumuzun temizliğine dikkat etmeliyiz. Burnumuzun içindeki kılları koparmamalıyız. Burun sağlığımızı korumak için çamaşır suyu gibi kimyasal maddeleri koklamamalıyız. Çünkü bu maddeler burnumuza zarar vererek zehirlenmemize sebep olabilir. Burnumuzu karıştırmamalıyız. Burnumuzu karıştırarak burnumuzun kanamasına yol açabiliriz. Parmağımıza bulaşan mikroplar bizi hasta edebilir. Ayrıca bu davranış hoş karşılanmaz. Burnumuzla ilgili önemli bir sorun yaşadığımızda kulak burun boğaz doktoruna gitmeliyiz. Derimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Evet, derimizi aşırı soğuk ve aşırı sıcaktan korumalıyız. Yaz mevsiminde aşırı sıcaktan koruman için şapka, güneş kremi gibi koruyucular kullanmalıyız. Derimizin sağlığı için düzenli olarak banyo yapmalıyız. Derimizin sağlığını korumak için kimyasal maddelere dokunmaktan kaçınmalıyız. Evet, gözle devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Göz sağlığımızı korumak için temizliğine dikkat etmeliyiz. Göz sağlığımızı korumak için başkalarının kullanmış olduğu havlu ve gözlükleri kullanmamalıyız. Kirli ellerimizle gözümüze temas etmemeliyiz. Çünkü kirli eller mikrop taşır ve göz enfeksiyonuna sebep olur. Göz sağlığımızı korumak için televizyonu yakından izlememeliyiz. Televizyona olan uzaklığımız 3-4 metre kadar olmalıdır. Kitap okurken de kitap ile göz arasında en az 30 santimetre kadar mesafe olmalıdır. Bunlara dikkat etmediğimizde göz sağlığımızı bozabiliriz. Gözlerimiz ışığa karşı duyarlı olduğu için aşırı ışıklı ortamda bulunmamalıyız. Ve son olarak gözlerimizle ilgili bir sorun yaşadığımızda doktora gitmeliyiz. Son olarak sevgili öğrencilerim, dilimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Dilimizi aşırı sıcak ya da soğuk yiyecek ve içeceklerden korumalıyız. Dilimizin sağlığı için ağız temizliğine dikkat etmeliyiz. Dilimizin sağlığı için sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Ne olduğunu bilmediğimiz maddelerin tadına bakmamalıyız. Ve son olarak dilimizle ilgili bir sorun yaşadığımızda doktora gitmeliyiz.